Ve Münevver Karabulut cinayeti tabii akıllara geliyor. 14 yıl önce işlenen bu cinayet hala Türkiye'nin gündeminde. Amca, kardeş, dede, hala, hizmetçi. Sayın Garibaldi, evet sen konuşmaları planlı bir cinayet iddiasını gündeme getirdi. Bu konuşmaları polis size daha önce paylaşmış mıydı? Yok, bilmiyorum. Hani ne istiyorum ben? Benden ayarlaşacak! Bu evlat benimdi! Benim canımdı, benim kanımdı! Normal cinayetçi! Kesinlikle bu çözüm! Tartışma yaratan 3 milyon euroluk helallik parası tartışmasına Garipoğlu ailesinden de bir cevap geldi. Bazı basın organlarında aracı olarak bahsi geçen Cemil Baran, takriben 10 gün kadar önce cep telefonumdan beni arayarak... Bu para Garanti Bankası'na gelecekti. Ama paradan önce Cem Garipoğlu ayın 25'inde teslim edilecekti. Ondan sonra bu para gelecekti. Sevgili seyirciler, 32. güne hoş geldiniz. Bugün Münevver Karabulut cinayetinin 100. günü. Ölmezsem tabii, öldürmezlerse tabii. Merhabalar, ben Onurcan Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. 2009 yılında işlenen, o zamanlar Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen bu cinayet yakın zamanda yeniden gündeme geldi. Katilin cinayetten sonra uzun zaman yakalanamaması ve yakalandıktan sonra hapishanede kendi canına kıyması davanın sürekli sıcak kalmasını sağladı. Cem Garipoğlu'nun ölmesinden bugüne en büyük tartışmalar kaçmış olması üzerineydi. Bugünkü tartışmaysa çok daha farklı bir boyutta. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, katıldığı bir yayında kullandığı ayin ifadeleri konunun farklı bir boyuta gitmesine sebep oldu. Tabii avukat Epözdemir burada mahkeme kayıtlarıyla konuşuyordu. İlk olarak kısaca 3 Mart 2009'da neler olmuştu buraya değineceğiz. 2009 yılında Münevver ve Cem çifti henüz 18 yaşlarında bile değillerdi. İkisi de lise son sınıf öğrencileriydi. Her genç gibi onların da aralarında bir ilişki vardı. Büyük ihtimalle liseyi de bitirdikten sonra aynı üniversiteyi tercih etmek isteyeceklerdi. Ancak çiftlerden birisinin aldığı vahşice karar, önce genç bir kızın hayatının sona ermesine, daha sonra da kendi hayatının sona ermesine kadar gitti. İstanbul'da yaşanan olayda Münevver Karabulut ailesinin evinden okula gitmek için çıkmıştı. Sevgilisi Cem Garipoğlu 3 Mart günü ailesinin Bahçeşehir'deki müstakil evine davet etti. Kız arkadaşını sevgiyle boğacağını ve ona gitar çalacağını söylüyordu. Münevver eve girdikten sonra her ne olduysa Cem tarafından vahşice öldürülmüştü. Eve girmesinden cansız olarak çıkarılmasına kadar içeride neler yaşandığı bilinmiyor. Ancak 17 yaşındaki genç kız tek vücut olarak oradan çıkamamıştı. Aynı gecenin devamında Cem, Münevver'in kafasını gitar kutusuna, vücudunu ise valize koydu. Büyük bir özgüvenle çağırdığı korsan taksiyle Bahçeşehir'den Etiler'deki anneannesinin evine kadar gidip orada çantalarla indi. Daha sonra çantaları da evin karşısındaki çöp kutusuna attı. Bu işlemi yaptıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi arkadaşlarının yanına kahve içmeye gitti. Akşamın ilerleyen saatlerinde çöp kutusunda genç kızın cansız bedenini bulan bir çöp toplayıcısı oldu. Tabii görüntü karşısında şok olmuştu. Hemen polislere haber verdi. İlk olarak atıldığı konteynerden herhangi bir kimlik ya da cep telefonu çıkmadı. Daha sonra yakındaki ikinci bir konteynerin üzerinde bırakılmış dershane kimliğine ulaşıldı. Münevver Karabulut cinayeti davası böylece başlamış oldu. Polisler böyle bir cinayetin karşısında hemen aksiyon alarak soruşturmaya başlattılar. Soruşturma derinleştikçe Cem Garipoğlu ismindeki biriyle sevgili olduğu ortaya çıktı. Emniyet güçleri hemen teknik takiple en son nerelere gittiklerini çözmeye çalıştı. Cem'in bir ara Bahçeşehir'deki bir eve gittiği anlaşıldı. 2 saat içinde cinayet zanlısı olarak artık Cem Garipoğlu'nun adı geçiyordu. Ekipler bir operasyon düzenleyerek bu eve gittiler. Eve girdiklerinde kimse yoktu. Ancak her yerde kan izleri vardı. Alınan kan örnekleriyle konteynerde bulunan kişinin DNA karşılaştırması yapılınca cinayetin burada işlendiği ortaya çıktı. Ekipler evde yaptıkları incelemede evin birileri tarafından temizlenmeye çalışıldığını anladı. Ama bu kadar delili kaybedemezlerdi. Artık ellerindeki bir numaralı isim Cem Garipoğlu'ydu. Thank you.
Vücudu çantada, başı gitar kılıfında bulunan Münevver Karabulut'tan geriye cep telefonuna çekilen son görüntüleri kaldı. Genç kızın katil zanlısı olan erkek arkadaşı ise her yerde aranıyor. Katil zanlısının ailesi de cinayeti gizledikleri iddiasıyla gözaltında tutuluyor. Aslında bu eve giderken de en önemli şüpheli oydu. Ancak polisler eve giderken Cem'in ve babasının arabayla oradan uzaklaşmalarına müsaade etmişlerdi. Davanın Arap saçına dönmesindeki ihmallerin ilk ayağı buydu. Polisler olay yerinde kameraları incelemek istediklerinde kayıtların olmadığını rapor ettiler. Kameraların kırık olduğu raporlara geçti. Ancak daha sonradan kamera kayıtlarının silindiği ortaya çıktı. Bu keşifle kameraları kontrol eden polisler hakkında soruşturma açıldı. Ayrıca görüntüleri silen güvenlik görevlileri hakkında da hapis davası açıldı. Bir yandan adli tıp otopsisi de sürüyordu. Adli tıp raporuna göre başı vücuttan testere aracılığıyla ayrılmıştı. Cinayetin planlı mı, plansız mı olduğu araştırılması için testerenin ne zaman alındığı önemliydi. Çünkü evde her ne yaşandıysa ceza indirimi uygulanmak istenebilirdi. Bu yüzden testere önemli bir detaydı. İncelemeler sonunda cinayet saatinin 18.46 olduğu belirlendi. Testere ise bir yapı marketinden 15.44'te satın alınmıştı. Bu önemli detay sayesinde katilin bu vakayı işlemeden önce planladığı anlaşıldı. Adli tıp raporu açıklanınca ciddi bir skandal da ortaya çıktı. Rapora göre Karabulut'un cansız bedeni üzerinde Garipoğlu ailesine ait olmayan bir sperm örneği tespit edildi. Yani olayın içinde başka birisi de olabilirdi. Süsü verilmek isteniyordu. Hemen kızın arkadaşlarından ve ailesinden de karşılaştırma için örnekler alındı. Ama kimseyle uyuşmuyordu. Daha sonra adli tıp incelemesini yapan görevlinin kullandığı eldivenden dolayı başka bir vakanın örneklerini yanlışlıkla Münevver Karabulut'un üzerine bulaştırdığı anlaşıldı. Böyle bir skandal daha önce duyulmamıştı. Görevli hakkında hemen soruşturma başlatıldı. Böylece ilk hazırlanan adli tıp raporu iptal edildi. Bu arada Cem Garipoğlu ise hala ortalıkta yoktu. İlk etapta anne ve babası oğlunu saklamaktan mahkeme karşısına çıksa da delil yetersizliğinden tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar. Daha sonra ise davanın 56. gününde yardım ve yataklıktan tutuklandılar. Baba Nida Garipoğlu'nun üzerinde Karabulut'a ait kan örnekleri tespit edilmişti. Ayrıca anne için de evi temizlediğine dair deliller vardı. Bazı raporlar ortaya çıktıkça dava iyice karmaşık bir hal alıyordu. Örneğin bir rapora göre o gece eve gelen polisler evde 700 bin euro para bulmuşlar ve bunu babaya teslim etmişlerdi. Normalde olay yerinde bulunan hiçbir şey polis tutanağına girmeden teslim edilemez. Bu yüzden o polisler hakkında da soruşturma başlatıldı. Bu gibi olaylar yaşandıkça ve medyada kamuoyunun önüne çıktıkça insanların davayla ilgilenmesi daha da arttı. Çünkü artık insanlar adalet sistemini sorgulamaya başlamışlardı. Bir ara Cem Garipoğlu'nun yurt dışına kaçmış olduğu bile konuşuldu. Her yerde aranan birisinin gümrükten rahatça geçip gitmesi insanları korkutuyordu. Bunun üzerine dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Cem Garipoğlu'nun hiçbir yere gitmediğini ve hala Türkiye'de olduğu üzerine açıklama yaptı. Günler geçiyor, katil yakalanamıyordu. 90 gün sonra yurt dışı ihtimali yeniden gündeme gelince 186 ülkede kırmızı bültenle aranması için Interpol'e yazı yazıldı. Hem yetkililer hem de halk katilin yakalanmasını istiyordu. Dönemin emniyet müdürü bu cinayetten sonra değiştirilerek yerine Hüseyin Çapkın getirildi. Genel müdür olayın çözüme ulaşması için yeni bir ekip kurdu. Münevver Karabulut'un telefon konuşmalarına ulaşıp neler yaşanmış olabileceğini ve başka bir fail var mı diye araştırmalar başladı. Telefon kayıtlarına göre cinayetin işlendiği gün Karabulut Ankara'da bir teğmenle mesajlaşmıştı. Savcılık harekete geçerek bu teğmenin kim olduğunu ve neden mesajlaştıklarını öğrenmeye çalıştı. İşin içinde kıskançlık cinayeti olabilirdi. Bu teorilerden bir tanesiydi. Teğmen'le yapılan görüşmelere göre aralarında ilişki olduğuna dair bir durum yoktu. İkili yazlıktan tanışıyorlardı sadece. Tabii bunu sevgilisi Cem kıskanmış olabilirdi. Kıskançlık sonucunda kavga büyümüş, dönülmez bir noktaya gelmiş olabilirdi. Zanlıyla ilgili arama çalışmaları devam ederken nasıl kaçtığına dair telefon kayıtları kamuoyuyla paylaşılmaya başlandı. Edinilen bilgilere göre kaçmasına yardım eden baba Nida Garipoğlu'ydu. Cem Garipoğlu hem sosyal medyada halkın aramasıyla hem de polislerin peşinde olmasıyla kaçarken sonunda 197. gün avukatıyla birlikte Bahçeli Evler polis karakoluna teslim oldu. Kaçtığı sürede ailesi ve amcası da zan altındaydı.
Özellikle amca Hayyam Garipoğlu'nun yeğenini sakladığı iddia ediliyordu. Hatta amcanın Süreyya Karabulut'a para teklif ettiği de ortaya atılmıştı. Tartışma yaratan 3 milyon euroluk helallik parası tartışmasına Garipoğlu ailesinden de bir cevap geldi. Bu para Garanti Bankası'na gelecekti. Ama paradan önce Cem Garipoğlu ayın 25'inde teslim edilecekti. Ondan sonra bu para gelecekti. Daha sonra baba bunun doğru olduğunu, ancak parayı Cem teslim olursa alacağını ve eşi gibi MS hastalarına hizmet eden bir hastane açmak için kullanacağını söyledi. Cem Garipoğlu'nun teslim olmasından sonra kamuoyu derin bir nefes aldı. Daha sonra da dava süreci takip edilmeye başlandı. Katil neden öldürdüğünü söylemiyordu. Suçunu kabul ediyor, ancak bu suçun altını doldurmuyordu. Bu yüzden mahkeme sebep olabilecek senaryoları tartışıyordu. Bir tanesi kıskançlık üzerineydi. Diğeri ise ailenin bir sırrını öğrenmiş olabileceği üzerineydi. Çünkü incelemelere göre testere daha önceden satın alınmış ve bu eylem öyle gözüküyor ki planlanmış olabilirdi. Başka bir ihtimale göre Cem Münevver'e cinsel istismarda bulunmuş, ancak Münevver direnmiş olabilirdi. Çünkü tırnaklarında Garipoğlu ailesine ait doku örnekleri vardı. Mahkeme bunların yanında bir yandan da ayin ihtimalini tartışıyordu. Tüm bu tartışmalar devam ederken 2011 yılında davada sonunda karar çıktı. Cinayetin işlendiği gün Cem Garipoğlu henüz 17 yaşındaydı. Kimlikte bir usulsüzlük var mı diye araştırmalar yapılsa da gerçekten 17 yaşında olduğu anlaşıldı. Böylelikle alacağı ceza en fazla 24 yıl olacaktı. Mahkeme de alabileceği en yüksek cezayı vererek 24 yıl hapse mahkum etti. Eğer 2014 yılında kaldığı hücrede kendi canına kıymasaydı, şu anda iyi halden dolayı serbest kalmış olabilirdi. Bu arada ölümü de gündemi bir hayli meşgul etti. Hatta mezarın açılıp bakılması tartışmasına kadar gitti. Bu kadar skandalların döndüğü bir davada kamuoyu zanlının kaçmış olabileceğini bile düşünmeye başladı. Avukat Rezan Epözdemir, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda ölüm raporunu gördüğünü ve başka bir ihtimale yer olmadığını söyledi. Peki Türkiye'yi derinden sarsan bu cinayet ne oldu da 2023 yılında olaydan 14 yıl sonra yeniden gündeme geldi? Geçen haftalarda Cem Garipoğlu'nun kız kardeşinin paylaştığı V sembollü bir görsel tartışmayı yeniden alevlendirdi. Görselde bir makas V harfi şeklinde açılmış ve bir boyunun altında duruyordu. Kamuoyu yıllar sonra nispet yapar gibi böyle bir paylaşımın yapılması üzerine ayağa kalktı. Bu ayağa kalkış o gün mahkemede de iddia olarak tartışılan ayin ihtimalini yeniden akıllara getirdi. Hatta avukat Epe Özdemir'in bu ayinle ilgili konuşması daha da merak uyandırdı. Avukatın söylediğine göre Garipoğlu ailesi Yahudi kökenli bir aileydi. Yahudilerin orta çağdan kalma bir ayini devam ettirdiklerini ve o günün mahkeme kayıtlarında olduğunu söyledi. Bunun bir ayin olabileceği nasıl düşünülmüştü? Otopsi raporuna göre Münevver Karabulut'un boynunun alt tarafında ters V işareti vardı. Doğrudan buna bir mesaj mıydı? Yoksa alelade paylaşılmış bir sanat eseri miydi? Yahudilerin eskiden kalma bazı kanlı ayinleri vardı. Bu doğruydu. Ancak mayasız ayini gibi bir ayin var mıydı, bu belli değil. Çünkü söylenene göre bu ayin şöyle oluyordu. Yeni 18 yaşına gelmiş bir erkek, bekareti bozulmamış bir kızın canına kıyarak kendisinin artık büyüdüğünü kanıtlayacaktı. Cansız bedeni de götürüp ailesinin evinin karşısındaki konteynere atmasının sebebi de ailesinin bunu yaptığını bilmesiydi. Bu iddia mahkeme kayıtlarında konuşulmuş, avukat Epözdemir tarafından yeniden gündeme getirilmiştir. İddianın doğru olup olmadığıysa meçhuldür. Bilinen ortaçağ ayinleri var, ancak bu biraz farklı. Örneğin iğneli fıçı diye bir ayin olduğu biliniyor. Her inanışta olduğu gibi burada da inancı yanlış kullanan insanlar vardı. Bu inanca göre hahamlar mayasız bayramında Yahudi olmayan bir çocuğu iğneli bir fıçıya koyarlar. Daha sonra bu fıçı defalarca yuvarlanır. Haliyle batan iğneler fıçının içini kanla doldurur. Bayramın olduğu gün bu kanla mayasız ekmek yapılır. İşte Münevver Karabulut'un da böyle bir ayine kurban gitmiş olabileceği mahkemede konuşulmuştu. 27 Temmuz 2012 yılında Habertürk gazetesinde çıkan bir habere göre bu iddia dolaylı olarak destekleniyordu. Habere göre Cem Garipoğlu'nu İsrail'de gizlemişlerdi. Cinayetin işlendiği gün özel bir uçakla Tel Aviv'e götürülen Garipoğlu burada aylarca saklandıktan sonra aile artan baskılara dayanamayıp geri getirttiği yazılmıştı. Bu iddianın kuvvetli olmasının sebeplerinden birisi Cem Garipoğlu'nun nerede saklandığını asla mahkemede söylememiş olması.
Yaklaşık 7 ay gibi bir süre kaçtığı için de mahkemede hiçbir indirim uygulanmadı. Münevver Karabulut genç yaşında birisi tarafından hayatından koparılarak alındı. Hem de çok vahşice. Olay o kadar acımasız işlenmişti ki 14 yıldır hala gündemde olmayı devam ediyor. Umarım Münevver gibi bir olay bir daha kimsenin başına gelmez. Sizin de bu çalkantılı davayla ilgili yorumlarınızı videonun altında görmek isterim. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.